Bugün sanattan herkese merhaba değerli izleyenler. Bugünkü konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ercan Karakaş. Kendisi 2014 yılında sanata uygulanan baskı ve sansürü raporladı. Merhabalar, hoş geldiniz merhaba, stüdyomuza. Hoş Şöyle de hemen gösterelim elimde evet. de e, tuttuğum gibi. ilk kez yapılan bir i̇lk e, kez, evet. araştırma. E, nedir bunun amacı? Onu sorarak Şimdi başlayayım biz size. parti olarak bir kültür sanat platformu oluşturduk. Hı -hı. Hem partide sanatla ilgilenen arkadaşlar orada çalışıyor. Hem sanatçı arkadaşlar katkıda bulunuyor diyor. şunu gördük. Yani her gün basında bir haber çıkıyor. İşte özgürlükler kısıtlanıyor, tiyatro oyununa müdahale ediliyor. Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel yasaklanıyor. Hı hı. Sonra dedik ya bunları bir çıkaralım. Yani ne oluyor? Çünkü şeyi hissediyorduk. Yani yoğunlaşarak bir baskı, bir sansür olayı var sanat alanında. Ve bu çalışmayı yaptık. Arkadaşlarımız incelediler. 135 ayrı olay bulduk. Yani sansüre, yasaklamaya ve hı hı. keyfi uygulamaya yönelik olarak Bunları bir rapor haline getirelim ve kamuoyuyla paylaşalım istedik. Onu yaptık. Ve e, bunu her yıl yapacağız. İnşallah da bu sansürler, bu baskılar bu kadar sürmez tabii sonra azalır ve kalkar ortadan. Yani demokratik bir ülkede zaten olmaması gereken şeyler. Hı hı. Tabii bu yasakların asıl sebebi ifade özgürlüğünü hükümetin e, içselleştirememesi ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışması. Sürekli olarak yani basında da böyle, işte gösteri yürüyüşlerinde de böyle, hak aramada da böyle hı. hı. Ama bunun kültür sanat alanında da bu kadar yoğun uygulanması tabii çok endişe verici bir şey. Evet. Yani insanlar hı hı. özgürce tiyatro yapamazsa, film çekemezse, belgesel yapamazsa, heykel yapamazsa ne olacak? O zaman Türkiye kültür ve sanatın bu kadar uzaklaşırsa bir modern, çağdaş bir ülke olamaz, bir demokrasi olmaz. İşte bu rapor bu sorunları bir su yüzüne çıkaralım diye hazırlandı hı hı. ve gerçekten de çok da yankı yarattı. Ve e, hatta bazı telefonlar alıyoruz eksikler var diye yeni olaylar bize bildiriyorlar. Onları da tamamlayacağız tabii evet, ikinci de, baskısında hı koyacağız hı. onları. Baktığımız zaman hani yıl boyunca evet. olan birçok zaten maddeyi biz de programımızda burada yer vermiştik. İşlediniz zaten Bunlar tabii. Bunlar bizim görebildiklerimiz dediniz. Belki Doğru. de görünmeyenler de eksik kalanlar da var ikincisi olabilecek dediniz. Peki birkaç tanesini evet. ön plana çıkartmak gerekirse altın portakaldan bahsettiniz bu sene. Türk sinemasının 100. yılıydı. 50. yılını kutlayan köklü bir festivalde Tabii. öyle olaylar oldu ki festivale ve Türk sinemasına gölge düşürdü gerçekten Doğru. bu olaylar. Bu oldu yani şimdi bakın biz burada bir 135 olay söylemiştim, Bundan 32 tanesi 32 kez belgesel film, sinema filmi ve tiyatro oyunu bir kere sansürlendi, yasaklandı, gösterilmek istemedi. Altın Portakal'da biliyorsunuz belgesel film gösterilemez dendi. Yani bir belgeselde hatta bir filmde tiyatro oyunda diyelim ki Gezi sözü geçiyor hemen sansürleniyor. Yani bu bu korku niye? Gezi diye Türkiye bir olay yaşadı bunu hep biz biliyoruz. Hı hı. Bu tabii ki basına yansıyacak, bu tabii ki romana yansıyacak, filme yansıyacak. Bundan doğal ne olabilir? O yaşanan bir olay, bir gerçeklik. E, o yüzden işte bunlar oluyor. Mesela bir biliyorsunuz TÜSAK diye bir yasa tasarısı taslığı hazırladılar. Hı hı gerçekten o umarız getiremeyecekler parlamentoya. Çünkü bütün sanatçıların, sanat derneklerinin, vakıfların, ortak görüşü, üniversitelerin, Güzel Sanatlar bölümlerinin, yani bu tüsak denilen yasa, kültür sanat alanının bütün özelliğini, özgürlüğünü, hepsini ortadan kaldırıyor. Hı hı. Mevcut işte kurumları ortadan kaldırıyor. Devlet Tiyatroluğu Genel Müdürlüğü, Opera, Bade, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü. Onun yerine hükümetin görevlendirdiği 11 kişinin ...insiyatifine bırakıyor. Bütün kültür-sanat alanının e, yürütülmesini, yardımların yapılmasını... ...bu dehşet bir şey. Yani evet, hükümet 11 kişi sanatçı olmayan. Sanatçı olmayan ve hükümet tarafından görevlendirilen, atanan kişiler. Yani hı hı. bu çok büyük bir geriye gidiştir. Biliyorsunuz sanat özgürlük ister. Sanat kurumları bir şekilde yarı da olsa özel kurumlar. E, onların hepsini devre dışı bırakıyor. Üniversiteleri devre dışı bırakıyor. Ve hükümetin kendi siyasi anlayışına göre... ...oluşturacağı 11 kişilik bir kurul... ...bütün bu alanlarda yetkili kılınıyor. Bu çok büyük bir geriye gidiş. Hı hı. Aynı şekilde mesela... ...yardımlar konusuna bakalım. Burada da anlatıyoruz... ...örnekleriyle. Edebiyat eserlerine yardım veriliyor. Bu güzel bir şey. Ancak burada 3 sorun var. Bir... Seçici kurulun kim olduğunu kimse bilmiyor. Gizli bir yardım. Evet, evet. yani demokrasi dediğiniz şey, hukuk devleti dediğiniz şey sayda mı olur her şey? Hı, Toplumun o da çok gözü ses getirmişti edebiyat alanında yine Tabii. bu sene. Tabii. Ee, seçici kurulun kim olduğu bilinmiyor. Yardımların kime yapıldığı bilinmiyor. Hangi kriterlerle bunların verildiği bilinmiyor. Yani bu kabul edilecek bir şey değil. Üstelik de dağıtılan para da 4,5 milyon lira. Bu kadar yüzlerce belki de tiyatro var, özel tiyatrolar. E bunların gerçekten yardıma ihtiyacı var. Çünkü bir de bu özel tiyatrolar giderek hı hı. De devlet sahneleri, tiyatro sahneleri azaltıldığı için işte Akgün, Şinasi, Ak Akeme burada zaten doğru düzgün sahne de bulamıyorlar. Kendi imkanlarıyla bir özel tiyatro neyle küçüklerin sahne yapması imkansız. İşte belediyelerin biraz katkısı oluyor. E bir de o taraf var yani baskı, sansür ve var olan kültür mekanlarının kapatılması, kapatılması azaltılması evet, akıl ve de buldu, bu örneği gördük Ankara'nın en önemli sanat kurumlarından iki tanesiydi. Tabii. O aşamada peki neler oldu? Yine çok ses getirdi kapatılmasından da ama yine de Tabii şimdi bu iki sahne biliyorsunuz Ankara'nın kalbinde, meclisin hı hı. karşısında ve geçen yılki rakamlara ben baktım burada da var. 300'ün üzerinde oyun sahneleniyor. 2 milyon ankaralı geliyor bu oyunları izliyor. Müthiş bir şey. Yani o kentin kültür hayatı, sanat hayatı için o bina aslında bir kamu kurumuna ait. Hı hı. O kamu kurumu bu binayı satıyor. O iki tiyatro orada kiracı. Kirayı kim ödüyor? Kültür Bakanlığı ödüyor. Hı hı. Yıllardır bu böyle. Ama şimdi bina satılırken bu satış e, sözleşmesine bu iki tiyatronun muhafızısı ile ilgili hiçbir hüküm konulmuyor. Bir özel şirket bunu alıyor. Elbette onu alıp o değerlendirecektir artık otel mi yapar alışveriş, alışveriş merkezi yapalım. mi yapar Hı -hı. ama en azından bu satış esnasında bu iki sahnenin korunması ile ilgili satıcı olan kamu kurumu emlak işleri buraya hüküm koyabilirdi yani bu sahnelerin devam etmesini isteyebilirdi e, Mukavelelerin, sözleşmelerini yenilemesini talep edebilirdi o şartla satılacağını söyleyebilirdi ancak maalesef Kültür Bakanlığı bunu adeta yok saydı halbuki. Akün'ün şinasının önünde her gece severler, tiyatrocular nöbet tutuyorlar. Biz de gittik onlara destek olduk, oluyoruz da. E bu tabii kültür sanat hayatında bir geri gidişi hı hı. ifade ediyor. Bundan da olmaması taksim lazım. Taksim ve AKM'de var, o da yıllardır. 6 yıldır. Altı, altı yıl oldu sanırım, evet kapalı durumda. Önce gezi olayları sırasında polis karargahı merkezi yapıldı biliyorsunuz. Hı hı. Fakat şöyle bir şey var, orayı yıkmak istiyorlardı. Bunu olamayacağı görüldü Hukuken fikri mülkiyet hakları, işte tarihi eser vesaire ikinci sınıf kayıtlı. E, o zaman dediler ki peki restore edelim. İhalesi yapıldı. İzinler çıktı. Orada tabela duruyor. E, Sabancı e, Vakfı ya Sabancı Holding 30 milyon lirayla bu restorasyona katıldığını ilan etti. O miktar da orada yazıyor ama bir eylem yok. Yani yapılmıyor. E, bu gerçekten kabul edilemez bu şehre karşı. ...sanatçılara ve sanat sanatseverlere karşı suç işlemektir. Hı hı. Çünkü orayı yıkamazsınız. Bu belli. Hukuken böyle. E, parası da bulunmuş. Bağışlar da var. E, başlamış ve durdurulmuş. Şimdi onu talep ediyoruz. Yani bunun bir an önce başlaması ve bu yıl içerisinde tamamlanması gerekir. Neden? Çünkü İstanbul hani marka şehir vesaire iyi ama... Işte ...en büyük opera bale sahnesi orada. En büyük konserler orada yapılıyor. En büyük sergi salonu da orada. Heykel için, resim için vesaire. Hı hı. Burası 6 yıldır kapalı. İşte Süreyya var. Kadıköy'de bizim belediyenin yaptığı. Bakırköy Belediyesi'nin şimdi bir şey yaptı. Tamam ama burası çok önemli. Burası Taksim, İstanbul'un merkezi, kalbi ve o bina orada duruyor. En büyük salonlar orada, en hı hı. büyük sergi salonları orada, konser salonu orada. E, başlatılmıyor. Ya biz bunların bütün bunları üste koyduğumuz zaman 135 olay, işte bilmediklerimiz. Aynı şekilde biliyorsunuz internete erişime yasaklar, sosyal medyanın kullanmasına yasaklar, e, kültür varlıklarına saldırılar, heykellere saldırılar, hı hı. E, var olan heykellerin kaldırılıp bir daha koyacağız deyip konmaması. Yani bir sanatsal e, gerçekten e, vurduğunu duymazlık ve sanatı geriye götürecek e, ne gerekiyorsa yapıyorlar. Peki tüm bunlar neyi gösteriyor sizce? Neyin bir dışavurumu tüm bu yasaklamalar, sansürler, tüm bu yaşananlar? Tabii. İki şey var. Birisi bu hükümet bir kere ifade özgürlüğünü e, içselleştirmemiş. Daha doğrusu demokrasi içselleştirmemiş. Demokrasinin en önemli kriteri insanların kendilerini özgürce ifade etmesidir. E, tabii sanat alanda bu iş resimle, heykelle, filmle e, vesaire oluyor. E, bence temel mesele hükümetin ifade özgürlüğünü içselleştirememiş olması ve bunu geliştirecek yerde onu kaldırmaya yönelik bir otoriter sisteme yönelmesi. Kendisi gibi düşünmeyen herkese, herkese düşman ilan etmesi. Toplumu bu temelde ayrımcılığa tabi tutması, kutuplaştırması. İşin temeli bu. Bir de kendi anlayışına göre, siyasi anlayışına, ideolojik anlayışına göre bir demokrasi tarif etmesi. işte o da sandıktan ibaret görmesi. Aynı şekilde söylediler. Mesela diyor ki ben niye ...benim gibi düşünmeyen tiyatro eserine destek vereyim diyor. Bizzat bugünkü Cumhurbaşkanı başbakanken söyledi. E ama gerçek demokraside kültürel çoğulculuk vardır. Fikirsel çoğulculuk vardır. Siz hükümeti yöneten, devleti yöneten bir grup olarak... ...benim gibi düşünenler özgür, düşünmeyenler değil diyemezsiniz. Hı hı. Mesela bunu en çarpıcı örneği de Kars'taki heykel meselesidir biliyorsunuz. Yani. O heykel... Mehmet Aksoy'un yaptığı heykel. Kars'ı AKP'li belediye tarafından sözleşmeyle yaptırılmıştır. Ama başbakan bir gün oraya gitti o zaman ve dedi ki bu ucubedir, bu kaldırılsın. Bir daha geldiğinde görmeyeceğim. Bakın bir tek bu olay bile sanatı bu saldırı Avrupa'nın dünyanın herhangi bir ülkesinde olsa kıyamet kopar. Evet bir başbakan her heykeli, her sanat eserini beğenmek zorunda değildir. Beğenmeyebilir. Ama devlet olarak anayasada yazıyor sanatı ve kültürü desteklemek. O heykel oraya bir gece yası kondurulmadı. Bizzat AKP'li belediyenin çağrısıyla o sanatçı bunu eseri tasarladı. Onlarla bir anlaşma yaptı ve ondan sonra başladı. Ama sonuçta o eser oradan kaldırıldı. Evet. Özet olarak sanatçılar açısından da çok pardon, lafınızı bölüyorum. Baktığımız Tabii. zaman bu hafta sonu yine gazetelerde Tamar Karadağlı'nın bir açıklaması vardı. Korkuyoruz dedi tüm bunlarda yani sanatçıların da bu anlamda korktuğunu ve artık hani iktidara ters düşecek bir şey yapmaktan geri durduklarını söyleyebilir miyiz? Nasıl bir atmosfer Tabii, şimdi var? Tabii böyle bir atmosfer var ve maalesef bazı alanlarda otosansüre neden oluyor. Çünkü hı hı. eser kurguluyorsunuz, eser ortaya koyuyorsunuz şey kendisi kılıyor. Yardıma başvuruyorsunuz sinema filmi olarak bizden olanlar olmayanlar ayrımı yapılıyor. İnsanların da bir şekilde ...sanatların sürdürmesi lazım. Ama sanat ancak özgürse gelişebilir. Eleştirel sanata... ...ihtiyacımız var. Yani niye olmasın ki... ...sanat e, Türkiye'de var olan... ...bütün yanlışları eleştirebilmeli. E, bu hükümet... ...tabii eleştirel sanata... ...özgür sanata baskı yaptığı için... ...sansür uyguladığı için... ...ve e, sanatı... ...yapılamaz hale belli alanlarda getirdiği için... ...insanlarda bir... ...otosansür uygulaması başlıyor. Bir kısmında ama yine de Türkiye sanat alanında gerçekten üreten insanlar, cesur insanlar. Çünkü onlar Türkiye'de çoğulculuğu, gerçek demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü savunan insanlar. Bütün bu baskılara rağmen bu zor şartlarda altyapıda çok eksik ...üretimlerine devam ediyorlar. Takdir etmek lazım. Bu anlamda belki fazla sayı örneğini verebiliriz. Yıl boyunca çok kez birçok olayla karşımıza çıktı. Eserleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan... ...çıkarıldı. tabi sistemi şimdi yeniden gündemde. Evet. Tüm bunlarla ilgili ne yorum yaparsınız? Valla Fazıl ben yurt dışında da izledim konserlerini. Şu anda eğer Türkiye'nin yurt dışında kültürünü, sanatını gerçekten etkili biçimde, nitelikli biçimde tanıtan üç kişi varsa en başta fazla say gelir. Bunu kabul etmek lazım. Ya yani fazla sayı hükümetin bu gözde görmesi lazım. Onun söylediklerine bakarak vesaire değerlendirmemesi lazım. Ayrıca sanatçı insanın tabii ki aykırı yanları vardır, eleştirel yanları vardır. Yani güçlü ifadeleri vardır. Bunları kabul etmek lazım. Ama fazla mesela bir şey daha yasaklandı fazla say Antalya'da uluslararası piyano festivali evet. yapıyordu Hı -hı. çünkü o dünyayı çok iyi tanıdığı için ve bütün dünyanın ünlü piyanistleri zaten bir şekilde arkadaşı ve tanıdığı insanlar olduğu için onları daha kolay getirebiliyordu bir dayanışma vardır sanatçılar arasında bu kaldırıldı neden fazla sayısında fazla devam edebiliriz dendi dendi ama Hı -hı. bu işi en iyi yapanla yapmak lazım ve bu hem bir ayrımcılık hem sanatçıya karşı bir hakaret bence. Hem de Antalya halkını bu güzel etkinlikten <laughs> mahrum bırakmak. Bu nitelikli etkinlikten. Hı hı. Ya bunlar kabul edilecek bir şey değil. Evet. Ee, bir, bir şey daha söyleyeyim. Bu turizmle kültür bakanlarının birleşmesi çok yanlıştı. Biz eski kültür bakanları 2003 yılında o zaman iki bakanlık birleştirirken... ...altı bakan, e, çeşitli partilerden bakanlık yapmış arkadaşlar. Gittik uyardık AKP'yi. E, ve bizzat e, Mumcu'yu o zaman o bakan olmuş. Dedi ki bunu yapmayın. Çünkü... Turizm başka bir alan. Turizm bir yatırım alanı. işte biraz da ticaret alanı. Halbuki kültür ve sanat başı başına bir değer. O bakımda kültürün vesayeti altına girmesin bu dedik. Şimdi kültüre zannediyorum şöyle bakıyor Sayın Bakan ve AKP'liler. Ya turizmin tanıtımında bize yardımcı olan bir unsur. Evet Menderes İstirel Antalya'da evet. festival sırasında demiştik ki buradan gelin Antalya'dan bir de ev alın. Çok güzel hmm. demişti. Böyle kültür ve turizmi bu şekilde birleştiren bir konuşması olmuştu festivalde. Evet yani biraz öyle görmeye başladılar. <laughs> asıl asıl mesele turizm, turizm yatırımları, turist gelmesi. Tabii ki gelsin turist ama bunun için doğayı tahrip etmeyelim değil mi? <laughs> Yatırımlarımız sürdürülebilir olsun. <laughs> ve kültürü de başlı başına bir değer olarak kabul etmek lazım. Yani turizmin bir tanıtım aracı değil. Zaten doğal olarak o tanıtım olur bir fazla sayınız varsa... Dünyanın dört tarafında geçen ay biliyorsunuz Pekin'de konserler evet. verdi. Bu zaten doğal olarak bir tanıtımdır ama güdümlü bir tanıtım olmaz. O özgürce kendini ifade edecek, müziğini yapacak, sinemasını yapacak, heykelini yapacak. O zaten Türkiye'ye prestij katan bir şeydir. Evet. Çok kısa bir de evet. emek sinemasını da buradan almış olan mahkemeden bahsettik. O da yine kapatılmasın diye çok fazla mücadele olmuştu. Yıkıldı, aynısı yapılacak dendi. Fakat şimdi bir de bir durdurma kararı çıktı trajikomik bir şekilde. Tabii maalesef mahkeme kararları çok geç geliyor. E, Ata alan Üsküdar'ı geçiyor. Şimdi bakın, kaç tane emek sineması gibi tarihsel niteliği olan sinemamız var? Yok. Ya O da bulunduğu yerde kalsın, 10. kata katıma, kat, taşımak falan filan bence hoş bir şey değil. Bunu yerde kalsın. O alan o binaya da büyük prestij katar. Çünkü tarihsel bir şey dokusu var. E, gerçekten orada birçok galalar yapılır. Birçok işte önemli e, film, sanat gösterileri olabilir. Buna tamir etmediler. Biliyor musunuz? Mesela daha çok rant getirmek. Giriş yeri ya binanın. Orada alışveriş olsun istiyorlar anlaşılan. Hı -hı. Bilmem kaçıncı kata çıkartıyorlar. Hı -hı. E, onu da uyardık zamanda. Sanatçılar uyardılar. Atilla Dorsay mesela. Bu emek yerinde kalması ben bir daha kültür yazmayacağım dedi. Köşesini bıraktı, yazmadı. Bıraktı, evet. Ama böyle bir bir rant hırsı var. Bu tarihi değerlerimize, varlıklarımıza, böyle işte tarihsel binalara, korunması gereken sinemalara, hakemelere falan pek bakılmıyor. Hı hı. Ve o zaman ne oluyor Türkiye? Türkiye'nin zenginliği o büyük binalar alışveriş merkezleri ha. değil. Tarihi ve kültürel varlıkları bize miras kalanlar. Onları koruyamıyoruz. Bakın Sultanahmet Camii'nin minareler arasından üç tane gökdelen çıkıyor. Bu, bu nedir? Yani her evet, alanda O kadar bir çok şey var ki gerçekten şey içerisinde konuşacağımız çok kısa evet. kapatma sevgili Ercan Karakaş çok teşekkürler programımıza teşekkür konuk ediyorum. olduğunuz için. E, Raporunuzu da sanıyorum ayın 31'inde e, halkta da paylaşacaksınız çok kısa onun da altını çizmiş olalım. Tabii raporumuz dediğim gibi revize de edeceğiz yeni gelenler var Hı -hı. tekrar yeni bir baskı yapacağız. Çok teşekkürler ben konuk teşekkür olduğunuz için daha güzel haberlerle sizi burada tekrar ağırlamak Umur isteriz. Teşekkürler. Değerli izleyenler bugün sanattan bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.